şiddetsiz iletişimle tanışmak bir dönüm noktası gibi bir şey oldu benim hayatımda. Yok. Çünkü ilk anda size çok basit gibi görünen bir şey, bir iletişim yöntemi. İşte dört adımı şimdi, var. Bu çakal dünyasında biz çok ehilleştirmişiz kendimizi. Yani sistemimiz bizi buna hazırlamış diyelim. Sen aslında tohuma değil, tohumu eken kendi eline inan. Koçlarım Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Sezer Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Ben programları yapıyorum ve gruplarda paylaşıyorum. Orada paylaştığım bir gün şey de dedim. Hani konuk gelmek isterseniz, bilginizi bizle paylaşmak isterseniz lütfen bana ulaşınız Erden dedim. Evet. Siz de bana ulaştınız. Ben çareyi duydum. Teşekkür ediyorum. O gün biraz uzun uzun konuştuk. Çok güzel şeyler var aslında anlatmanız gereken ama dedim durun en baştan bir başlayalım. Önce mesela bu programın adını söyleyeyim. Bir program başlığı belirledik. Kendimle barış. Ama siz kendinizle barışma yolculuğunuz ya da kendinizi kısaca tanıtmak isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Davetinizi duydum ama siz de benim teklifimi duydunuz. Güzel bir buluşma oldu. Valla bu aslında kendimle barış nereden çıktı? Şiddetsiz iletişim konusuyla yıllar evvel tanıştım. Yani 2009 yılıydı. Bir arkadaşımın, ya Sezer çok güzel bir eğitime katıldım, harika. O zaman bu konu yeni gelmişti Türkiye'ye. Ve çok duyulmuş değildi bugünkü kadar. Allah Allah dedim, biraz anlatsana, nedir ne değildir. Ondan sonra bir sonraki giriş eğitiminde buldum kendimi o merakla. Çünkü öğrenmeye merakım çok fazla. Ne kadar dipsiz bir şey bu, kuyu gibi benim için. Bu iletişimle ilgili tabii ki daha önce kendim eğitimler veriyordum. Verdim yani yıllarca işte bankaların çalışanlarını, şirketlerin çalışanlarını falan ama bir yandan ben kendim de eğitimler alırken şiddetsiz iletişimle tanışmak bir dönüm noktası gibi bir şey oldu benim hayatımda. Ne anlamda? Bütün daha önce aldığım eğitimler, konuştuklarım, insanlara eğitimlerde anlattıklarım sanki böyle tık 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 şey gibi, o Lego'nun parçaları gibi yerine oturdu. Ama tabii ki o bir başlangıçmış. Sonradan anladım ben onu. Onun da bir sonu bucağı yok. Çünkü ilk anda size çok basit gibi görünen bir şey, bir iletişim yöntemi. İşte dört adımı var, şu 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 diye anlatılan şey. İçine girdikçe her bir adımın inanılmaz derinliklerine doğru yol alıyorsun. Aslında çok keyifli bir yolculuk benim için. Asıl yıllarca yaptığım işim nedir diye sorarsanız ben yönetim danışmanlığı yaptım ve birçok projeler yaptım. Hem müşteriler için hem de kendim, ya şu şöyle bir proje yapılsa, şu işe el atılsa ne iyi olur dediğim projeler yaptım. En nihayet bu şiddetsiz iletişimle tanıştıktan sonra misyon gibi de, yani aslında her şeyin temeli iletişim ya sonuçta. Bütün ilişkilerin temelinde, hayatın temelinde, her şeyde bir iletişim konusu karşımıza çıkıyor. Dedim ki ne kadar çok kişiye bu öğrendiklerini aktarabilirsen bunu yap. Dolayısıyla ben barış dili olarak lanse ettim. Bu işe bir insan yavrusu ne kadar erken yaşta bulaşırsa bence o kadar iyi. Düşüncesi ve inancından yola çıkarak dedim ki sen bunu okullarda yap. Hazırladığım programı uygulamaya başladım. Bu süreçte tabii ki öğretmenler bunu öğrendikçe, duydukça şunu söylemeye başladılar. Ya biz bunu bir yöntem, biz öğreneceğiz, gideceğiz. Ama buradaki durum o değilmiş. Bu bizim için bir şeymiş öncelikle. Aslında bu çok güzel bir farkındalık, bir ayma hali. Çünkü öğretmenlerin dünyasına girdikçe okullardan doğru denir ya, yani öğretmenin, bir annenin bir de öğretmenin hakkı ödenmez. Gerçekten onu birebir yaşadım orada. Böylece ilk aklıma gelen, dedim çocuk kitapları yazayım. Şiddetsiz iletişimi aktaran ama oyunla aktaran ilk kitabım olan Zürafa Dili Okulu'nu yayınladım. Geçen yılda bunun bir devam kitabı olan Duygular Ne İşe Yarar'ı yayınladım. Yanına bir de sınıfta uygulamaları için yaratıcı okuma rehberi yazayım. Yani başlarken ben bu niyette değildim ama bittiği zaman böyle bir şeyle karşılaştım. Harikasınız. Ben şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda duyduğumuz haberlerle biliyorsunuz, bu şiddet kelimesini kullanmak istemiyorsunuz belki ama bu şiddetli iletişim kaynaklı bir sürü çocuğumuz kayboluyor. O yüzden siz de çok güzel bir şey söylediniz. Bu iletişim şekliyle ne kadar küçük yaşta
tanıştırırsak biz çocuklarımızı, o kadar aslında gelecek parlak gibi görünüyor. Yaptığınız çok kıymetli. Umarım Türkiye'nin genelinde, hatta dünyaya da yayılır. Zürafadeli Okulu'nun İngilizcesi de var. Şimdi barış dili nedir? Bundan ne anlamamız gerekir diye devam ediyorsak. Marsha Rosenberg psikoterapist kendi yaşantısındaki zorluklardan, işte Amerika'da oldukça şiddet yoğun bir ortam var biliyorsunuz. Kendisi aslında kendinden önce gelen psikoterapistlerin çalışmalarından çok faydalanarak 4 adımda bir iletişim yöntemi geliştiriyor. Diyor ki bu adımları takip ederek biz iletişimlerimizi kurarsak her türlü ilişkimizde, tabii ki öncelikle temamız gereği kendimle barış dedik. Kendimizle olan iletişimimiz biliyorsunuz yaşam boyunca sürecek ve aslında içinden çıkıp kaçamayacağımız bir ilişki. Dolayısıyla her türlü ilişkimizde kullanabileceğimiz daha çok anlaşmazlıkları, çatışmaları çözmeye yönelik oldukça etkili bir yöntem. Barış dili nedir sorusunun cevabı 4 adımı şöyle dile getirebilirim. İlk adımda bir şeyler oluyor, yaşıyoruz, hoşumuza gidiyor ya da gitmiyor. Ona bir objektif gözlem yapıyoruz. Burada ne oldu? Kim ne yaptı? Kim ne söyledi? Genelde bir şeyler olduğu zaman biz onu hikayeleştiririz. Kendi algımızla görüp hikayesini yazarız. Ama işte bu hikayelerden, değerlendirmelerden, yargılamalar, suçlamalardan arındırdığımda geriye ne kalıyor? Burada ne oldu? Örnek, Münevver bana ne yaptı? Ne söyledi? Belki bir cümle, belki iki cümle. Gerçek bir gözlem, içine su katılmamış dediğim böyle. Bunu yapabilmek söyleme kadar kolay olmuyor. Çünkü programımız o gördüğü şeyi hemen yorumlamaya, etiketlemeye, yargılamaya, suçlamaya. Marsha Rosenberg bunu, o değerlendirmeleri yapan tarafımızı ve bizi hayata yabancılaştıran dil olarak tanımladı. Çakal dili olarak tanımlıyor. Yani daha böyle akılda kalsın diye çakallık etme olarak onu ifade ediyor. Yani biz de deriz ya ah, yine çakallık ediyorsun gibi. Gerçek bir gözlemi yapabilmek için inanılmaz bir üst bilinç gerekiyor. Bunu da Krishnamurti söylemiş. Yani o bilince ulaşabilmek. Baktığın zaman kendi zihnindekileri değil, gerçekten orada olanı görebilecek bir noktaya gelmek. Şimdi gözlemi yaptık. İkinci adımda, peki bu olan oldu da, işte Münevver bana böyle davrandı, bunu da söyledi de, bana ne oldu? Ben ne haldeyim? Tamamen kendime dönüyorum ve diyorum ki, ben bununla nasılım? Ne hissediyorum? Duygular, daha önce ifade ettiğim gibi, bedende hareket halinde gezen enerjiler. Dolayısıyla bakıyorum bedenime. Esasında buna hiç alışık değiliz. Koştur koştur yaşarken bir bedenimizin olduğunu bile çoğu zaman unutabiliyoruz. Dolayısıyla biraz yavaşlamayı, durmayı ve bir içe doğru dönmeyi, bakmayı pratik ettiğimiz bir alan. Duygularımız da bize hangi ihtiyaçlarım karşılandı, hangileri karşılanmadı ondan haber taşıyor. Bir şey gibi, messenger gibi. Dolayısıyla üçüncü adıma geçmiş oluyoruz. İhtiyacım ne? Evet, şu an çok öfkeliyim, çok kızgınım. Hangi ihtiyacımı karşılayamadım da bu duygu ortaya çıktı? Dolayısıyla ihtiyaca doğru indiğim zaman bakıyorum ki evet ya, burada ben çok özen ihtiyacım varmış ama bu durumda ben bu ihtiyacımı karşılayamadım. Onun için bu öfke bana haber veriyor. Hey, görüyor musun? Burada özel ihtiyacın karşılanmadı. Farkında mısın? Onunla bağlantıya geçtiğimde bu sefer diyorum ki ne olsa özel ihtiyacım karşılanırdı. Bana ne iyi gelirdi şu anda. Tabii ki bu çok derinlikli bir şey. O dördüncü adıma geçiriyor bizi. İhtiyaçları karşılamanın yolları dediğimiz rica ve istekler adımı. Bu ricalarım kendimden de olabilir. Çoğu eğitimlerde bu bölüme geldiğimizde çok zorlanıyoruz katılımcılarla hep birlikte. Nasıl yani? Kendimden rica ne demek? Nasıl yani? Nasıl kendimden rica mı yapacağım? Nasıl bir şey o? Evet, kendimden rica yapabilirim. Çünkü ihtiyaçları karşılamanın bir tek sorumlusu var, o da benim. Ha, bu ihtiyaçlarımı karşılarken tabii ki destek alacağım. Çünkü bir toplumun içinde yaşıyorum, karşılıklı ilişkiler söz konusu.
Ben kendimi diğerlerinin aynasından görerek varlığımı fark ediyorum ve sürdürüyorum yaşamımı. Dünyanın yaşayan bütün canlıları arasında sadece insanlar değil, esasında bir codependence dediğimiz, yani birbirine bağımlılık, bağlılık, bağ var. Bir şey var. Network içindeyiz. Şu an dünyanın öbür ucundaki benim varlığımdan haberi olmayan bir kişiyle bile ben iletişim halindeyim aslında. Dolayısıyla orada kendimden rica, aslında ihtiyaçlarımı karşılamanın sorumluluğunu kendi üzerime almak. Tam da kendimle barışma noktam burası. Bu dört adımı böyle geçerek geldiğim yerde kendimle barışmak, ihtiyaçlarımı fark etmek duygularım aracılığıyla ve bu ihtiyaçlarımı karşılayacak olanı düşünüp ben kendim bulma. Genelde bizim yaşamsal sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor. Yani birçok sebep var ama bu barış dili bağlamında söyleyeceğim. Bir ihtiyacım var. Tam olarak onun ne olduğunu da farkında değilim. Yani beni tedirgin eden, huzursuz eden, mutsuz eden, uykularımı kaçıran falan falan durumlarım var. Tam olarak ne olduğunu ben bile bilmiyorken, diyelim ki ilişkide olduğum eşimden ya da çocuğumdan, kardeşimden diyorum ki benim bu ihtiyacımı anlasın ve onu neyin karşılayacağını bulsun, bilsin ve gidip onu yapsın benim için. Bütün bunlar ben söylemeden olsun. Öylesine bir hokus pokus bekliyorum ki insanlardan ve doğal olarak bulamıyorum ve bulamadığım için de mutsuz oluyorum. Diyorum ki, görüyor musun, beni kimse anlamıyor, beni kimse önemsemiyor, hiçbir değerim yok. İşte ben şunu beklerken bunu yaptı. Çünkü o insanın da kendisinin ihtiyaçları var. Karşılamaktan kendisinin sorumlu olduğu. O onlarla meşgul. Aynı zamanda ben bekliyorum ki o benim ihtiyacımı da görsün ve karşılasın. Şimdi bu aslında barış dili dediğimiz şey açık iletişimi gerektiriyor. Açık ve temiz iletişim. Ben Türkiye'den konuşursam bizim kültürümüze çok yabancı. Neden? Bizde hep kulağını böyle göstermek var. Bakın atasözü bile var. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Direkt geline söylesene değil mi? Söylesene gelinine, o da seni kızın sayılır neticede. Yani desene ona. Ben böyle böyle bir şey istiyorum, senin için mümkün mü? Yapabilir misin? Bizde şöyle bir gözüne bakınca anlasın istiyoruz. Üstelik o kişi anlamadığı zaman bir de üstüne onun için öfkeleniyoruz. Ne kadar da anlayışsız falan filan gibi yerlere savruluyoruz. Şimdi bu çakal dünyasında biz çok ehilleştirmişiz kendimizi. Yani sistemimiz bizi buna hazırlamış diyelim buna. Programın başlarında şey demiştiniz. Oraya şimdi bir gitmek istiyorum. Çünkü hani kendimizle olan iletişim aslında en başta evet. Önemli dediniz ya. Bu aslında en önemli şey belki de kendimizle kurduğumuz iletişimi fark etmek, kendi ihtiyaçlarımızı fark etmek. Ondan sonra da bunları dillendirme cesareti göstermek. Ama yine dediğiniz gibi bu her adımda hani derinlemesine gitmek gerekir ya. Tabii ki bugünkü program buna yetmez. İlerideki başka programlarda inşallah konuşuyor oluruz. İnşallah. Hepsinde derinleştiğimizde bunu söylemek de ayrı bir cesaret işi zaten. Açık iletişim dediğiniz nokta da işte burada başlıyor. Ne onu kırmadan, dolandırmadan, en basit cümlelerle isteğini ifade etmek. İçinde yargı barındırmadan, değil mi? Evet, mümkünse. İşte onun için çok pratik etmemiz lazım. Aynen şöyle, bu aslında bir yöntem. Biz buna niye dil diyoruz? Çünkü dili dönüştüren bir şey. Dilin dönüşmesi için düşüncenin dönüşmesi lazım, biliyorsunuz. O düşüncenin dönüşmesi de farkındalıkla mümkün olabilir. Yani bilinç dediğimiz şey dönüşecek. Çünkü o kadar kemikleşmiş alışkanlıklarımız var ki bizim yaptığımız o programların farkına varmak ve o programın yerine artık işe yaramayanları atıp yeni bir programı yüklemek. Bu aslında onun için dil diyoruz buna. Her dilde de yeni bir dil öğrendiğin zaman hani önce bir gramerini öğrenirsin. Bu neymiş diye. İşte bu dört adım onun grameri. Da biraz daha derine detaya inerek işte güvenli bağlanma, benlik durumları, demlenme dediğimiz yavaş yavaş içine indirme, minik minik pratiklerle yaşamına sokma. Artık daha önce hiç kendi ihtiyaçlarından bile farkında olmadığın bir halden önce yavaş 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 ihtiyaçlarının farkına varma. Ve şöyle de bir şey var. İhtiyaçlar
orada duruyor. Ben onu fark etsem de etmesem de orada. Küçücük bir çocukken bazı yollar bulmuşum. Gelmiş yaşım 40-50 yaşına, ben hala o yollarla o ihtiyaçları otomatik olarak karşılamaya devam ediyorum. Oysa ki bu kadar yaşadım, deneyim yaptım. Başka birçok yollar olabilir. Aa, ben buna inandığım için böyle yapıyormuşum. Aa, bunun nedeni buymuş falan filanları kendine yaşatmak gerekiyor. Onlar uyuyan güzeller, onları uyandırmak gerekiyor ki biz artık daha bilinçli bir yaşama doğru adım atalım. Ben de zihin kalibrasyonu eğitimleri veriyorum. Çünkü dediğiniz gibi zihin kalibrasyonuna çok inanıyorum. Kalibre dediğim şey de sizin anlattığınızı aynısı yani. Nedir bu? Sizin ezber ettiğiniz bir yolunuz var. Orası ana yol diyelim. Yanda da başka yollar var. Hatta ve hatta siz yeni patika yollar açabilirsiniz kendinize. İşte oradaki çalıları kaldırıp yeni bir yol inşa edebilirsiniz ve bu yol belki daha kısa ve daha anlaşılır. Sizin için de daha efektif bir yol olabilir. Ama bunu da nasıl yapacaksınız? Tabii ki zorlanacaksınız. Ana yolda gitmek nasıl pratik ve hızlıysa, tali yolda ya da o patika yolda gitmek de o kadar zor olacak. Ama siz gide gele orayı kendi ana yolunuz yaparsanız, o yol size kolaylaşıyor olacak. Ama bunun için tabii cesaretle o yola çıkmak lazım. O fırsatları görmek lazım. Ama zihin bazen kendimizi o kadar çok kandırmamıza sebep olur ki biz o yolları yapabileceğimizin bile bazen farkında olmayız. O yüzden dediniz ya, insanın kendiyle barışması, hatta böyle barış dolu bir dünyada yaşamak nasıl bir şey olur? O da birbirimizin ihtiyaçlarını gözeterek belki. Benim senin açmaya yardım ederken, sen benim yolumu açmaya yardım ederken belki. Önce kendinden başlıyor. O yüzden kendimle barış. Ben pandemide böyle bir online program yaptım. Kendimle barış, dünyayla barış diye. Çünkü insanların şiddetsiz iletişimi öğrendikten sonra hayatlarına uygulamakta zorlandıklarını gördüm çok. Önce kendimde gördüm tabii ki, oradan yola çıkarak. Diğerlerinde de gözlemledim bunu. Bunun nedenini de şöyle tanımladım kendimce. Ya altta o kadar çok program var ki, o programları görmeden üstüne bu yeni şeyi getirmek biraz zor. Çünkü böyle şuna benzeteyim, madem program dedik. İşte bir altta çalışan program var. O bütün dosyalar açık, sen otomatik pilottan davranışlarını yapmaya devam ediyorsun ama üstüne de şunu getirmeye çalışıyorsun. Yani iyice ortalık karışıyor. Tabii ki bu niye insanı zorluyor? Fark etmek, farkındalık bir niyet meselesi. Niyet edenlerle, o yüzden bu barış dili, kendimle barış, şiddetsiz iletişim denilen yöntemde genel bir şey var bizim uygulamaya çalıştığımız. Gönüllülük. Yani buna gönüllü olması gerekiyor insanın. Geçen bir şey geldi önüme. Diyor ki her yaptığın şey insanlara doğru bir tohum ekmek gibi. Bu tohumun nerede çiçek açacağını bilemezsin. Sen aslında tohuma değil, tohumu eken kendi eline inan. Yani ben niyetime inanıyorum. Bu şekilde insanların sayısının artması için elimden geleni yapıyorum. Kendinden başlayarak etki alanına kimler girebiliyorsa onlara doğru bir tohum ekmek. Ben bunu hep söylüyorum programları yaparken de, hep altını çiziyorum. Ben burada kendi ihtiyacım olan şeyleri anlatıyorum. Kendi ihtiyacım olan şeylere birileri gelsin anlatsın diye program yapıyorum. Çünkü eğer benim buna ihtiyacım varsa, hepimiz de dediniz ya baş tarafta, herkes aynı şeyle doğuyor. İstek ve ihtiyaçlarla doğuyor aslında. Evet. Ve birbirimize çok benziyor istek ve ihtiyaçlarımız. O yüzden ben ne kadar kendime iyi gelirsem, inanıyorum çevremdekilere de o kadar fazla iyi geliyorum. Şimdi toplayacak olursak, ne dediniz? Kendimizi bir gözlemliyoruz ya da olayı gözlemliyoruz. Sonra ben nasıl hissettim bu olan bitenle ilgili? Çünkü bu duygular bize rehberlik ediyor ihtiyaçlarımızı görmemizle ilgili. Evet. Bütün mesele ihtiyaçlarla bağlantı kurmak. İhtiyacımla bir kez bağlantı kurduğumda, örneğin... Yani görmezden gelmiyor. Benim bir ihtiyacım var, önce onu buluyorum. Şöyle düşünün, mesela susadınız değil mi? Su içmek bir ihtiyacımız. Şimdi kaç gün susuz kalabilirsiniz?
Siz suya erişiminiz yok veya farkında değilsiniz susadığınızın. Gidip o ihtiyacınızı karşılamadığınız sürece belli bir süre yaşamda kalabilirsiniz. Ondan sonra giderek ne olacak? Bedeninizde bu ihtiyacı giderememenin bir takım etkileri görülmeye başlayacak. Siz yine fark ediyorsunuz ki ben devam ederim yoluma, bu böyle. Bir yerde bu beden denilen makinede iflas ediyor. Yani aynen bu, aslında su çok somut olsun diye verdim. Aslında ihtiyaçlar, duygular soyut olarak kabul edilir. Ama bedenine dönüp baktığın zaman somut olarak görebiliyorsun. Şöyle zaten ki zaten birçok hastalıkları somut dersek sebebi hep duygusal, soyut tohumlar, evet, değil mi? Öyle ortaya çıkıyor zaten. Giderek zaten içindeki o enerji çekiliyor. Bir yaşamdan... bir şey söylediniz, onu da altını çizeyim burada. Yani bilinçli ya da bilinçsiz, farkında oldun ya da olmadın, sen o ihtiyacını karşılamadığında "aa bilmiyordum" gibi bir excuse'ü hayat kabul etmiyor. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızı biliyor olmamız lazım. Bilsek çok güzel oluyor. Onun için ihtiyaç farkındalığı geliştirme, duygular, ihtiyaçlar listesi, aman Allah'ım. Yani ben o ihtiyacın, bırakın adını, varlığından haberim yok. Aa, böyle bir ihtiyaç mı varmış? İhtiyacımdan vazgeçmek değil, onun yollarını araştırmak, bulmak. Ve bir şey söylediniz, diğerlerini de gözetmek, ama önce kendimi gözetebilirsem ancak diğerlerine dönebiliyorum esasında. Böyle bir şey. O yüzden kendimle barıştırması. Harikasın. Sonra dünyayla barış, kendimle barış, sonra zaten otomatikman bir dünyayla barış hali geliyor. Valla çok güzel bir program oldu. Son cümlelerinizi de alayım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Evet, anlatılacak çok şey var, paylaşılacak. Ve şöyle kapatayım. Kendimle barış, dünyayla barış diyorum. Harikasınız. Bugünlük de bizden bu kadar olsun o zaman. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.